Merhaba. 1952 yılında Matisse dalış yapanları görmek için bir yardımcısıyla beraber Güney Fransa'daki bir yüzme havuzuna gitmişti. Fakat hava o kadar güneşliydi ki sıcaktan bunalan Matisse yardımcısına "Hadi eve gidelim, ben kendi yüzme havuzumu kendim yapacağım." dedi. Yardımcılarından duvara, yerden yaklaşık 1,5-2 metre yüksekliğe beyaz kağıtlar asmalarını istedi. Daha sonra yardımcıları, Matisse'in maviye boyanmış kağıttan kestiği yüzücüler, dalgıçlar ve deniz yaratıklarını çuval kumaşıyla kaplanmış olan duvara iğnelerle tutturdular. Eser, Matisse'in 1954 yılındaki ölümüne kadar orada kaldı ve daha sonra çıkarılıp parçalar halinde Paris'e gönderildi. Burada beyaz kağıt yenilendi ve asidik yapısı ve zamanla renk değiştirme özelliği bilinmesine rağmen yeni bir çuval kumaşına yapıştırıldı. 1975 yılında MoMA arşivine alınan eser, Matisse'in en önemli kağıttan kesme eserlerinden biridir ve kesinlikle koleksiyonun en ilgi çekici sanat eserlerinden de biri. İnsanlar onu izlemeyi seviyor çünkü çok canlı, hareketli ve Matisse'in kağıt kesme çalışmaları hakkında önemli bir fikir veriyor. Maalesef 1996 yılına geldiğimizde eser yıpranmış ve rengi solmuştu. Daha fazla sergilenemeyeceğine karar verildi. Yaklaşık 5 yıl önce onu restore etmek, korumak ve yeniden sergilenebilir hale getirmek için yoğun bir araştırma projesi başladı. Bu süreçte konservatörler ve sanat tarihçileri eserin nasıl yeniden sergilenebilir hale getirilebileceğini araştırdı. Çalışma esnasında kağıttan kesme figürler yeniden hayat buldu ve Matisse'in düşündüğümüzden farklı bir şekilde çalıştığı fark edildi. Bu araştırmanın 3 hedefi vardı. Birincisi, taba rengi çuval kumaş, beyaz kağıt ve mavi figürler arasındaki renk dengesini yeniden sağlamak. İkincisi, eseri uygun bir yüksekliğe yerleştirmek. Çünkü MoMA'nın tavan yüksekliği sebebiyle bugüne kadar bu yapılamamıştı. Üçüncüsü ise, izleyicinin eseri tasarlandığı gibi deneyimleyebilmesi için, Matisse'in yemek odasının aynı boyutta bir replikasını üreterek eseri ilk asılış şekline ve yüksekliğine uygun yerleştirmekti. Matisse'in torunu Claude Dutuit bana Matisse'in yemek odasından alınmış bir parça çuval kumaşı verdi. Bu sayede kumaşın orijinal rengini, yani ulaşılması gereken sonucu görme şansı bulundu. Ayrıca konservasyon arşivlerinde 1955 yılında kullanılan ve gün ışığı görmediği için rengi solmamış ve yıpranmamış bu kumaş numunesi bulundu. Gördüğünüz gibi ışık ve hava kirliliği sebebiyle bu kumaş zamanla değişmişti. Bu sebeple değiştirip diğerini kullanmak istediler. Bu süreçte en çok vakit alan iş kağıttan kesilmiş figürleri çuval kumaşından ayırmaktı. Bunun için başlangıçta elektrikli taşlama aleti kullanıldı ve sonra kalan parçaları neşterle temizlemeyi denediler. Bu işlemin kağıda bir hayli zarar verdiğini görünce kumaş liflerini kağıttan tek tek ayırma yöntemine gidildi. Bu ise bir kişinin yaklaşık 2000 saatini aldı. Araştırmaların sonunda eserin üzerine monte edileceği bu yeni çuval kumaş bulundu. Çuval kumaşı kusurlu bir endüstriyel malzemedir. Güzel sanatlarda kullanılmak için üretilmemiştir. Kullanılan kumaşın üzerinde pek çok koyu renkli lif vardı ve bunlar tek tek temizlendi. Rengi bozulmuş olan beyaz kağıt daha beyaz yeni bir kağıtla değiştirilebilirdi. Ama bu yapılmadı çünkü eserde kullanılan beyaz ve mavi kağıt aynı derecede eskimişti. Yani yeni bir beyaz kağıt kullanılsaydı eski mavi kağıtla uyumsuz görünürdü. Bunun yerine beyaz kağıdın yüzeyi vinil silgilerle temizlendi. Hassas guaj boyaya zarar vermemek için aynı işlemi mavi kağıt üzerinde yapmadılar. Bunun için de mavi kağıt üzerindeki sıyrıkları ve çizikleri renkli kalemlerle onardılar. Bu sayede izleyiciler mavi kağıttan kesilmiş harika figürleri tüm güzelliğiyle görebilecekler. Konservasyon sürecinin tartışmalı yönlerinden biri, beyaz kağıt ve mavi figürlerin çuval kumaşı üzerine yerleştirilmesi esnasında yapıştırıcı yerine iğnelerin kullanılmasıydı. Bu daha önceki Matisse konservasyonlarında yapılmamış bir şeydi.
Ama bu yöntemin iki amacı vardı. İlki, esere Matisse'in yemek odasında bulunduğu zamanki üç boyutlu canlılığını geri kazandırmak. İkincisi ise, sergilenmediği zamanlarda kağıtların asidik çuval kumaşına temasını engelleyerek eseri korumaktı. Bu uygulama sayesinde eser uzun yıllar boyunca sergilenmeye devam edebilecek. Ne güzel değil mi? Yüzme havuzu üzerine yapılan bu araştırma, Matisse'in tüm kağıttan kesme eserlerine yaklaşımımızı şekillendirdi. Bu sergiyi bugüne kadarki Matisse sergilerinden farklı kılan da bu. Çünkü eseri Matisse'in dünyasına göre görme, bu figürlerle hayatına nasıl canlılık kattığını hissetme imkanı sunuyor. Bence burada yarattığımız bu yer insanların kendi için yarattığı bu dünya tarafından çevrelenmiş olmanın Matisse nasıl hissettirmiş olabileceğini keşfetmelerine izin veriyor. Bu hem kamuya hem de konservasyon alanında çalışanlara kağıttan kesilmiş eserlerin nasıl sergilenmesi ve muhafaza edilmesi gerektiği hakkında çok önemli bir bakış açısı sunuyor. Hoşça kalın.